Merhabalar. 5. sınıf 2. ünite canlılar dünyasında canlıların sınıflandırılmasından sonra mikroskopik canlılar ve mantarlarla yine birlikteyiz. 2. ünite bitkiler ve hayvanları bir sonraki videoda çekeceğim. Canlılar dünyasında canlıları dörde ayırmıştık. Mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. İlk olarak mikroskopik canlılara bakalım. Gözümüzle ya da büyüteçle baktığımızda göremediğimiz canlılara mikroskobik canlılar diyoruz. Mikroskobik canlıları ancak mikroskop yardımıyla görebiliriz. En basit yapılı mikroskobik canlılar bakterilerdir. Işık mikroskobuyla gözlenebilirler. Dünyada bakterilerin bulunmadıkları yer yoktur. En çok atıkların bol olduğu yerlerde ve sularda yaşarlar. Canlı ve cansız her yerde yaşadıkları ve uygun sıcaklık, nem ve besin bulduğu halde hızla çoğalırlar bakteriler. Çocuklar mikroskop kelimesi çok küçük anlamına gelen mikro ve bakmaya yarayan araç anlamına gelen skop kelimelerin birleştirilerek oluşmuştur. Mikroskopik canlılara örnek olarak bakteri, terliksi hayvan, amip, kamçılı hayvan, öglena diğer bir ismi, latince ismi, küf mantarı ve maya mantarını verebiliriz. Bakteri ve öglena'nın mikroskopta görünüşü şu şekilde. Arkadaşlar aklınızda kalması için söylüyorum. Bakterileri sosise benzetiriz. benzetirsek gördüğümüzde daha kolay buluruz. Öglena de zaten şöyle yuvarlak bilyeye benziyor. Terlik hayvan da terliğe benziyor. Onları göstereceğim. Bakterilerden daha gelişmiş olan mikroskobik canlılara protozalar denir. Protozalar tek hücreli canlılardır. Amip, öglena, terlik hayvan, sıtma mikrobu, Protezelara örnektir. Bu canlılar büyük kısmı su ortamında yaşar. Arkadaşlar, tehlikeli hayvan dediğim gibi bakın, terliğe benziyor. Amip de arkadaşlar yıldıza benziyor. Aklımızda bu şekilde kalabilir. Amip kök ayaklıklarda ismi. Hücre yüzeyindeki yalancı ayaklarla hareket eder. Bu ayaklar avlarını yakalar. Yani şu arkadaşlar amip şunlara ayak deniliyor. Bunlarla hareket ediyor. Bunlarla ayaklarını avlarını yakalıyor. Öglene kamçılı hayvan. Şunlar kamçılar arkadaşlar görüyorsunuz. Hareketini kamçılarıyla yaparlar, sağlarlar. Yapılarındaki klorofillerle fotosentez yaparak kendi besinlerini kendisi üretir. Aynı zamanda suda yaşayan canlılara oksijen üretir arkadaşlar telik hayvanlar. Telik hayvan siller hareketini sil adı verilen kipriksi yapılarla sağlar. Hareketini şu sillerle sağlıyor. Mikroskopik canlıların bazıları zararlı, bazıları ise yararlıdır arkadaşlar. Tifo, kolera, verem, tetanoz gibi pek çok hastalığı gözle göremediğimiz mikroskopik canlılar neden olur. Ayrıca açıkta bırakılan besinlerin buzulmasına ve çürümesine de mikroskopik canlılar neden olur. Örneğin elmanın çürümesini mikroskopik canlılar, tifo hastalığı yine Mikroskopik canlılar neden olur? Bazı hastalıklara neden olduğu, besinleri bozar, besinleri bozuk besinleri de tüketirsek zehirleniriz arkadaşlar. Bu nedenle son kullanma tarihi geçen ve açıkta satılan besinleri yememeliyiz çünkü orada mikroskopik canlıların üremesi ve yaşaması daha çoktur. Mikroskopik canlıların günlük hayatta birçok faydası da var. Nasıl zararı varsa faydası da var. Sütten peynir ve yoğurt yapılması, üzüm suyundan sirke yapılması mikroskopik canlılar sayesinde olur. Mikroskopik canlılar ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalarak toprağa karışmasını sağlar. Böyle bir yararı da var. Yani bir canlı ölüsünü parçalayıp toprağa karışmasını sağlayan yine mikroskopik canlılardır böylece çevrenin temiz kalmasını ve hem de toprağa mineraller bakımından zenginleşmesini sağlar. Omurgalı hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroskobik canlılar B ve K vitamini üretir. Arkadaşlar yararlı, sütten yoğurda dönmesi, unun hamura dönüşmesi yani mayalanması üzüm suyunun sirkeye dönüşmesi gibi mayalanmalar, bağırsakta vitamin üretimi, toprakta canlı kalıntı ve atıkların ayrıştırılması bize yararıdır. 1860 yıllara kadar birçok bilim insanı mikroskopik canlıların bozulan yiyecekleri ve içecekleri kendiliğinden ürediğini düşünüyordu. Ancak Fransız bilim insanı Pasteur bu düşünceye katılmayıp mikroskopik canlıların yiyecekleri içecekleri havadan karıştığını ve gerçekleştirdiği deneyin sonucunda kanıtlamış. Arkadaşlar bir soruyla devam edelim. Bu etkinlik hangisine ulaşılabilir diyor. Aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Sınıfta 3 öğrenci grubu sütten yoğurt yapmak için aşağıdaki işlemleri yapıyor. Birinci grup sütü kaynattıktan sonra bir kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatmaya devam ediyor. İkinci grup kaynattıktan sonra 0 santigrat dereceye kadar soğuttuğu süte bir kaşık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre bekliyor. Üçüncü grup ise kaynatılan süt ılık hale geldikten sonra bir kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. Bu işlemin sonucunda yalnızca üçüncü grubun kabında yoğurt oluşurken bir ve ikinci grubun kabınlarında yoğurt oluşamıyor. Demek ki üçüncü grubun yaptığı mayalama doğru mayalama ve ılık süte yoğurt kattığımızda yoğurt mayalanabiliyor. O halde hangisine ulaşabiliriz? Yoğurt mayalanması, mayalanmasında çiğ pişmemiş süt kullanılmasının gerekli olduğu. Hayır pişmiş süte pişmiş, ılık süte kaynatılan ılık süte atıyor yanlış. Bütün bakteri türlerinin uygun sıcaklıktaki sütü yoğurda dönüştürdüğü, hayır 1 ve 2. grubunki yoğurda dönüşmüyor. Sütün yoğurda dönüşmesinde rol oynayan bakterilerin bütün mayalanma olaylarını gerçekleştirebileceği, hayır hepsinde mayalanma gözükmüyor. Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli sıcaklık sınırlarında çoğalabilmesi evet. Çünkü sadece ılık sütte çoğaldığı için cevabımız değişik. Arkadaşlar ikinci canlı grubu mantarlarla devam edelim. Mantarlar kendi besinini kendisi üretmeyen basit yapılı canlılardır. Besinlerini toprağa tutunarak ya da başka canlılardan hazır olarak alırlar. Mantarlar için nemli, loş, ılık ve yiyecek bakımından zengin ortamlar idealdir yaşamlarını sürdürebilmesi için. Mantarların özellikle ve görünüşleri birbirinden farklıdır. Şapkalı, küf, maya ve parazit olmak üzere dört çeşit mantar vardır arkadaşlar. Şapkalı mantarlar, şurada gördüğünüz mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve parazit yani hastalık yapan mantarlar olmak üzere dört çeşit mantar var. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi kök benzeri yapıları olan ama kendi besini kendi üretemeyen en gelişmiş mantar türüdür. Bazı kültür mantarı insanlar tarafından besin olarak tüketebilir. Kültür mantarları protein bakımından zengin besinlerdir. Ormanlarda bulunan şapkalı mantarların birçoğu zehirlidir. Bundan dolayı tanınmayan mantarlar toplanmamalı ve yenilmemelidir. Yaklaşık %90'ı su olan mantarlar proteince zengin, minerallere proteince ve mineralce çok zengindir. Arkadaşlar Kültür mantarları yenilebilir fakat her gördüğümüz mantarı koparıp yemeyiz. Çünkü birçoğu zehirlidir. Sadece marketlerde satılan kültür mantarlarını alıp yiyebiliriz. Ama diğer mantarlar zehirlidir. Tüketmemeliyiz. Evet mantar çeşitleri küf mantarları besinleri küflendirir. Canlı atıklarını çürütür. Peynir küfünden penisilin adında antibiyotik üretilir. Hastalık yapan paratit mantarlara bakalım. Canları hasta yapar, pamukçuk ve saç kıran gibi hastalıklara mantarlar sebep sebeptir. Maya mantarları çok küçüktür ve gözde görülemez. Hamuru ve yoğurdu mayalar sütü peynir, e, peynire, üzüm suyunu sirkeye, unu hamura dönüştürebilir. Şapkalı mantarlar ise arkadaşlar... Şapkaya benzeyen yapısı vardır. Çoğu zehirlidir. Vitamin ile protein var. Vitamin ve proteince zengindir. Sadece kültür mantarları tüketilir. Diğer mantarlar tüketilemez, zehirlidir. Dikkat edeceğiz. Bir not var arkadaşlar, önemli. Mantarlar bitki değildir. Çünkü çocuklar hep karıştırır, mantarları bitkiler sınıfındaymış gibi görürler. Ama mantarlar kesinlikle bitki değildir. Fotosentez ve ışık yardımıyla besin ve oksijen üretimi yapamazlar. Dikkat! Şapkalı mantarların bazıları oldukça zehirlidir. Ölüme neden olur. Bilmediğimiz mantarları yememeliyiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir mantar, şapkalı mantar çeşidi. Yine şapkalı mantar çeşidi. Küf mantarları besin maddesi üzerinde çürüyerek ipliksi ve yeşilimsi bir tabaka oluşturur. Küf mantarları canlı atıklarını çürüterek hayatını sürdürür. Şurada küf mantarını görüyorsunuz arkadaşlar. Maya mantarlar birçok Besinin yapısında kullanılır. Gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Ekmek yapımında kullanılan hamur maya mantarı sayesinde mayalanır. Yine devam edelim arkadaşlar. Biraz önce parazit mantarları anlatırken hastalığa, pamukçuk denen her hastalığa, saçkran denen hastalığa neden olduğunu, tırnaklarda böyle mantarlar oluştuğunu söylemiştik. Parazit mantarlar akciğerlere, deriye, yüze, ellere, ayaklara, boyuna, bağırsaklarda hatta kemiklerde yerleşerek bu yapı ve organlara zarar verebilir. El, ayak, tırnaklarında çoğalarak tırnaklarda şekil bozukluğuna, bebeklerin ağzında pamukçuk hastalığına, yetişkinlerde saç kıran hastalığına neden olabilir arkadaşlar. Parazit mantarlar tehlikeli. Hemen eşleştirelim. Besin olarak tüketilen mantarlara ne diyorduk arkadaşlar? Kültür mantarı, şapkalı mantar, hamurun mayalanmasına maya mantarı, insanlarda ve hayvanlarda hastalıkları olan parazit mantar canlı kalıntıların çürümesine neden olan küf mantarıydı arkadaşlar. Hemen tek tek yapalım. Hamuru mayası maya mantarı. İnsanlara, hayvanlıklara, hastalıklara sebep olan parazit mantar. Canlı kalıntıların çürümesine neden olan ise küf mantarıydı. Mıstık Bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.